Bu dersimizde Photoshop'un önemli bir panellerinden bir tanesini ele alacağız. Çok fonksiyonel ve farklı işleri aynı anda yapabilen bir paneldir. Adı Image Processor. Photoshop programında Scripts bölümünde Image Processor'ı açabiliriz. Image Processor'ın yaptığı iş özetle şu. Belli bir kaynaktaki veya farklı farklı alt klasörlerdeki dosyaları alır ya da açık olan dosyalara JPEG, PSD, TIFF olarak kayıt yapar. Aynı anda yapar. Ve bu kayıt sırasında tercih ederseniz aktif action'lardan bir tanesini de uygular. Şimdi biz bu işlemi nasıl yaptığımızı açıklayalım. Biz farklı kaynaklardan görselleri açacağız ve açtığımız görselleri bunu uygulayacağız. Görselleri önemli değil, rastgele seçebilirsiniz. Açtım. Evet. Ve scripts'lere giriyorum ve image processor'ı açtım. Açık olan dosyaları uygulayacağım. Ve belli bir yere kaydetmek istiyorum. Select folder. Kayıt sırasında belli bir yeri tercih edebiliriz. Diyebiliriz ki image processor imp klası oluşturdum ve buraya kaydetmesini sağlıyorum. Hangi dosya formatlarına kayıt edilecekse seçtim. Ölçeklemek isterseniz tercih edebilirsiniz. Ve buradaki action'larda bir tanesini uyguluyorum. Mesela Water Reflection isminde bir özellik kullanabilirsiniz. Da farklı bir tonlarda. Ben mesela burada özellik olarak sepya tonları tercih ediyorum. Evet. Ve scriptimizi çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça hızlı bir şekilde uyguladı. Bakalım dosyamıza. Aynı anda TIFF, JPEG, PSD olarak kayıt edildiğini görebiliriz. Bu açıdan çok kullanışlı ve birçok işlemi aynı anda yapmasından dolayı tercih edilebilecek bir paneldir.